değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Bugün mesimizde kısa gagalılıklar, yeniceler, klasik hünkârlar ve birkaç sayanın bulunduğu bir kümes. Artık sezon sonu olduğu için kuşlarımız karışık durumda. Yarış postalarımız da var bu kümeste. Biliyorsunuz bu aylar yoğun tüy değişiminin yaşandığı aylar. Kuşların hemen hemen hepsi tüyle. Bakın. Bu güzel bir yavru. Yoğun tüyde olan bir kuş var mı diye bakıyorum. Örneğin şu klasik hünkârı boyunlarını bayağı boşaltmış durumda. Bu sezon biraz geç kaldık. Yurt dışına çıktığımız için kuşlarımızı ayırmakta geç kaldık. Ama artık bütün yavrularımız büyüdü. Son yavrular zaten şu klasik hünkârı. Şuradaki yine klasik hünkârı saltanet. Klasik hünkârı. Birkaç tane daha var. Şuradaki kula kanat yenge. Bunlar sezonun son yavruları. Önümüzdeki cumartesi, bugün günlerden çarşamba cumartesi günü vaktimiz olacak. Kuşlarımızı ayıracağız artık, erkek dişi. Tüy mevsimi sıkıntılı bir mevsimdir. Kuşların iyi bakılması gereken bir mevsimdir. Uçurulmaması gereken, sakin ve stresten uzak kalması gereken bir dönem. Kuşlarımıza bu dönemde B vitamini takviyesi mutlaka yapmalıyız. Kaliteli tüy değişimi için mutlaka B vitamini takviyesi yapmalıyız. Yine tüy mevsimi başlamadan önce yapmamız gereken dış parazit tedavisi olmalı. Tüy mevsimindeyken dış parazit tedavisi yapamayız. Çünkü uygulayacağımız dış parazit ürünleri kuşların tüy kökleri boş olduğu için oradan direkt vücuda girecektir. Bu da hayvanın genel fizyolojisini olumsuz yönde etkileyecektir. Takımlarımız tekrar, bazı takımlar tekrar yumurtlamaya başladı. Yumurtalarını aldım bugün hepsini. Birkaçında yumurtaları tek. Onları da alacağım ve cumartesi ya da pazar günü erkek ve dişi olarak kuşlarımızın tamamını ayıracağız. Eylül ayı bitmek üzere artık. Ekim ve Kasım ayı da kuşlar hiçbir şekilde birbirine görmeyecek. Kasım sonu kuşlarımızı tekrar eşleyeceğiz. Yeni takımlar oluşturacağız. Ve böylelikle bunlar yarış postları ve böylelikle Aralık ayı başı itibariyle yeni dönemde yavru üretimine başlayacağız. İnşallah yeni sezonda bu geçtiğimiz sezon gibi verimli geçecek. Sezona başlamadan önce tabii ki yine iç parazit uygulaması. Bunun ardından paramiksovirüs denilen güvercinlerde görülen PMV1 aşısını yapacağız. Yine ardından eşya hazırlamak için kuşlarımızı E vitamini ve selenyum takviyesi yaptıktan sonra Aralık ayında kuşlarımızı eşya atacağız. 2 aylık bir dinlenme sezonu onlar için yeterli olacağını düşünüyorum. Kasım, Ekim ve Kasım aylarında tamamen dinlenecekler. Tüylerini tamamlayacaklar. Ve böylelikle yeni sezona hepsi hazır olacak. Az önce söylediğim gibi bu mevsimde mutlaka B vitamini takviyesi yapılmalı. B kompleksi, yani B1, B2, B3, B4, B12 içeren ürünler, veterinerlerden bulabilirsiniz bu ürünleri. B vitamini kompleksi dediğinizde yaklaşık 15-20 liraya değişik firmaların ürettiği ürünleri bulabilirsiniz. Ve kuşlarınıza bunları sunabilirsiniz. Burada birkaç tane satılık kuşumuz var. Onları da hemen göstereyim.
Örneğin şuradaki yarış postası. O yanındaki babası zaten onun. Bu dişi olacak. Bunun kardeşi var yine burada. Bu da dişi olacak. Bunlar bende fazla olduğu için damızlı kuşlar, annesi babası, buradaki annesi, babası da sazlı erkek. Hemen şunu da göstereyim. Koca sazlı, epey yaşlı bir kuş. Bunlar Sivas uçmuş kuşlar. Sivas Manisa uçmuş kuşlar. Yine ihtiyacı olan varsa bunlardan yardımcı olabiliriz. Burada başka da satılık kuşumuz, bu kümesimizde yok. Diğer kümeslerimizde olabilir. Pardon, burada da bu bir takım daha gök ve beyaz, gayet kasalı kuşlar, gök dişi, beyaz da erkek. Bunlar da satılık. Bunlar mavi kapı kuyruk kuşları, yavru yumurtaya mayar kuşlar. Arzu eden varsa bunlardan sahiplendirebiliriz. YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Her geçen gün üye sayımız artıyor, yaklaşık 5000 üyemiz var. İnsanlara güvercin sağlığı, güvercin ırkları, güvercinlerin beslenme teknikleri konularında kanalımızda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine paylaştığımız videoları, kanalımızda paylaştığımız videoları kendi kullandığınız sosyal platformlarda paylaşırsanız kanalımıza çok ciddi destek sağlamış olursunuz. Hepinize hastalıklardan uzak, bol yavru bir sezon geçirmenizi dilerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.